Başladık mı? İnsan. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle çok önemli bir konu konuşacağız. Her zaman olduğu gibi. Bugün başarılı insanların sizden sır gibi sakladığı, kendi hayatlarında uyguladığı metotlardan bahsedeceğim. Hazırsanız videoya başlayalım. Falan böyle geçişler. Bir anlam giremedim. Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olup bu videoyu beğenirsen yani daha çok insanın başarılı olmasına vesile olabilirsin. Ayrıca katılı açtım. Yaklaşık bana 1 lira falan geliyor ve katıla katılanların adı profilimde gözükecek. Yani bana da destek olmak istersen her zaman bekleriz. Evet arkadaşlar bu zamana kadar hepimizi oyaladılar. Hepimize saçma sapan motivasyon videoları izlettiler. İşte kimisine göre başarının sırrı sabah 4'te kalkıp daha çok iş yapmak. Kimisine göre kitap okuyup odaklanmayı arttırmak. Kimisine göre soğuk duşa girip metabolizmayı hızlandırmak. Kimisine göre kitap okumayı saymış mıydın? Kimisine göre spor yapıp stres atmak. Kimisine göre tablet alıp not tutmak. Buradan da Berk MD'ye sesleneceğim. Senin yüzünden ben de aynı sorunu yaşadım. Gittim tablet aldım. Not tutmaya çalıştım ama olmuyor. Bu kadar yani yüz binlerce gence tablet aldırdın kardeşim. Hiçbir işe yaramadı. Neyse bu başka videonun konusu. Bunlar işe yaramıyor arkadaşlar. Kitap okuyup, işte spor yapıp, soğuk duşa girip bir şekilde yani bunlar sizi A noktasından B noktasına götürür. Ama bu videonun da konusu olan 31 çekmek sizi her yere götürebilir. Evet başarılı insanların sizden sır gibi sakladığı şey bu arkadaşlar. 31 çekmek. Evet, Napolyon'dan Gandhi'ye, Da Vinci'den Newton'a, Rihanna'dan Tarkan'a. Hepsine sırrı bu arkadaşlar. 31 çekmek. Bunu başka motivasyon kanallarında asla bulamazsınız. Ve bu insanların bu arada ortak özelliği, hepsinin hayal gücünün çok yüksek olması. Belki arkadan nah çekiyor işte. Bunun da hayal gücü bu kadar. Yani arkadaşlar siz Newton'ın gerçekten yer çekimini elmayla mı bulduğunu zannediyorsunuz? Ya da Rihanna Where Have You Been'i durduk yere mi yazdı? Ya da Gandhi. Gandhi mesela milyonlarca insana sesleniyor. Yani bu sizce kendiliğinden olan bir şey mi? Hayır. Hayır yanılıyorsunuz. Hepsinin ortak yaptığı bir şey vardı. Evet tahmin edebileceğiniz gibi ekranda yazıyor. Belki de videonun en önemli kısmına geldik. Tebrik ediyorum hepinizi bu kadar dinlediğiniz için. Şimdi videonun en önemli kısmı bu arkadaşlar. Çünkü bu kısımda 31 hangi durumlarda çekilmeli ve nasıl çekilmeliyi konuşacağız. Yani bu durum sizin ya başarılı bir insan olacaksınız ya da sapık birine dönüşeceksiniz. O yüzden dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ve şu 4 kurala uygularsanız başarıya adım adım ilerleyeceğiz hep beraber. 31 çekmekte en önemli kural bunu belli bir rutin halinde yapmanız lazım. Buradaki en önemli olay yer ve zamanın belirlenmesi. Örnek veriyorum. Mesela şöyle bir rutin yapılabilir. Sabah uyanır uyanmaz bir tane. Öğleden sonra, öğle yemeğinden sonra bir tane. Ve gece uyurken bir tane şeklinde. Hayatınızı daha çok böyle düzene sokma adına yapabileceğiniz 31'ler ekleyebilirsiniz. Belli bir ritüelde gitmeli. Yani haftada 2 ya da 3 ya da 4 kere olabilir. Yani uzmanlar 5 kere öneriyor haftada ama. Yani 5 gün olarak. Onun dışında bunu yaptınız. Gün belirlediniz, saat belirlediniz. Ondan sonra en önemli diğer kısımda sakın görsel materyal kullanmayın. Fotoğraf, video yani çeşitli çıplaklık öğeleri kullanmak yok. Sadece arkadaşlar hayal gücü evet. Sadece hayal gücü kullanacaksınız ve başlangıçta çok zor olabilir. Uzun vakitler alabilir. Ama gerçekten bir yerden sonra alışıyorsunuz ve yani çok alakasız şeyleri bağlayabiliyorsunuz. Yani hayal gücü zaten böyle bir şey. Steve Jobs anlatıyor işte. Daha önce birleşmemiş iki noktayı birleştirmek gibi bir şey. Yani sürekli bir görsel materyal kullansanız ne olur? Bu sizin yaratıcılığınızı köreltir zamanla. O yüzden bunu da yapmıyorsunuz. 3. Bu da benim hayatımda sıkça uyguladığım bir kural. Mesela hayatınızda zor bir karar vereceksiniz. Zor bir karar vermeden önce hemen bir 31 patlatacaksınız. Evet, yanlış duymadınız. Hemen bir 31 patlatacaksınız. Sonrasında ne oluyor peki? Şimdi mesela siz stres altındasınız. Çok böyle yoğun düşünceler içindesiniz ve birden boşaldınız. Sonra o kadar rahatladınız ki artık yani her şeyi yapabilecek güce eriştiğinizi sanıyorsunuz. Ve mesela atıyorum sevgilinizden ayrılacaksınız. 31 çektiniz ve aklınıza direkt ayrılmak geldi ya. Onu yapmayın. Büyük ihtimalle yanlış karardır o. Büyük ihtimalle. Tam tersini yapacaksınız. Yani bu kural aslında altın kuralı diyebiliriz. Yani 31 çekmenin sizi sapık birinden, başarısız birinden, başarılı birine götürmeye sadece ufak bir bakış açısını değiştirdiğimizde ulaşıyoruz. Ve dördüncü de belki de en önemlisi değil ama bu videonun da sponsoru olan OK'ye teşekkür etmek istiyorum burada arkadaşlar. 31'lerinizde siz de kayganlaştırıcı jel kullanarak keyfinizi arttırabilirsiniz. Yani kuru kuru biliyorsunuz 31 olmaz. Sabun olmaz deneyenler biliyordur. Yanıyor bir yerden sonra ya da derini soyuluyor. Arkadaşlar o yüzden ben ginseng masaj jelini tercih ediyorum. Siz belki Nirvana tercih edebilirsiniz.
O güzel, fena değil. 2 sene önce almıştım, hala bitmedi. Yani şey değil arkadaşlar, 31 çekmek gerçekten çok ciddi bir iş. Bunu şey almayın, yani çok ruhani bir iş. Çok böyle ritüeli olması lazım, özen göstermeniz lazım. Yani yediğinize, içtiğinize, dinlediğiniz müziğe nasıl dikkat ediyorsanız, kime boşalacağınızı da dikkat etmeniz lazım. Çünkü çok önemli. Çok önemli yani, beyninizi aslında siz burada kandırıyorsunuz. Lütfen arkadaşlar. Sonrasında da yavaş yavaş tabii hedefler koyarak istediğiniz şeye ulaşabilirsiniz. Atıyorum para mı kazanmak istiyorsunuz? Kazanırsınız. İşte daha iyi spor mu yapmak istiyorsun? Yaparsın. Yaparsın. Hepsinin kilidi buydu. Buradan da videoyu bitireceğim birazdan. Çünkü benim de ritüelim geliyor. Birazdan ginseng masaj jelimi kullanacağım. Her neyse, videoda seslenmek istediğim birkaç insan var. Bir, anneme seslenmek istiyorum. Anne, niye bu videoyu izledin? Yani sana izleme dedim. Oğlum çekme artık böyle videolar diyorsun. Yani çekiyorum anneciğim. Ne yapayım? Halkımızı bilinçlendirmek istiyorum yani. Ne yapayım? Ben ne yapayım? İki, Bahadır'a seslenmek istiyorum. Kameramanım, biliyorsunuz ki Bahadır. Bugün video çekecektik. Aradım, dedim neredesin? İstanbul'a gitmiş. Bahadır, yine bu videoda yoksun. Üç, birine daha seslenecektim. Kim? Ha tamam, hatırladım. Üç, bu videoyu kafası güzel izleyenlere seslenmek istiyorum. İyi ki varsınız. Gerçekten kafası güzel. Ya ben de kafam güzelken kendimi izliyorum bazen. Çok komik. Sağ olun benimle olduğunuz için, desteklediğiniz için. Buydu arkadaşlar. Bugünkü videonun konusu buydu. Vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki 31'inizde ne yapmanız gerektiğinizi iyi biliyorsunuz. Beni de düşünebilirsiniz. Düşünmeyebilirsiniz. Size kalmış. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yarın daha 29 Ekim. Büyük ihtimalle 29 Ekim'de izleyeceksiniz bu videoyu. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Esen kalın. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Hadi bay bay. Kaç dakika oldu lan?